arkadaşlar Merhabalar üçgenler tekrarına devam ediyoruz Bu testler sayesinde bayağı bir üçgenler tekrar yapmış olacağız Ben bir de e, çok klişe sorular olan böyle temel düzey tekrar testleri de yapmıştım zaten onları da yükleyeceğim falan derken bayağı böyle bir e, üstünden geçmiş olacağız konunun dörtgenlere çok iyi bir şekilde hazır olmanız lazım Çünkü dörtgenlerde tamamen arkadaşlar iş üçgen çözüm üzerine kurulu ve tabii ki normal tabi temel özellikleri kullanıyoruz dörtgenlerin ama benzerlik, dik üçgen, öklit, alan yine bunlara devam edeceğiz. O yüzden temelin sağlam oturmasını istiyorum. Hali hazırda zaten ben hocam geometride ilerideyim diyen arkadaşlar da bence bu testleri çözsün. Sadece çözemediklerini izleyebilirler. Şimdi başlayalım hemen bu soruyla. Biraz daha bir önceki teste göre seviyesi yukarıda olacak. DBC 40 derece, BCD 35 derece, A noktası DBC üçgeninin diklik merkezi olduğuna göre demiş. Hangisine göre pardon bir de daha yüksek olacak? Genel tekrar sıfıra göre daha yüksek olacak. O sıfır seviyesi değil başlangıç seviyesi gibi düşün. Hemen öyle çok basit algılamayın onu. Evet A noktası arkadaşlar DBC'nin diklik merkezi demek yüksekliklerin kesim noktası demektir. Ne yaparım o zaman ben? Yüksekliklerin kesim noktası dediği için bak bu bir dik yükseklik olur. Sonra yine aynı şekilde şunu uzatsak bu da arkadaşlar yükseklik olur. Bundan sonra bakalım 40 35. Şimdi 35 derece olduğuna göre PBC üçgeninde 55 olması lazım. Demek ki burada A B R diyeyim buraya. ABR de arkadaşlar ne oldu? 15 derece. Şimdi şu üçgende bakın alfa 15 ve 90. Demek ki alfa kaç dereceymiş? 70. Olay bu. İlk soruda 75 pardon. Şimdi ikinci soruya gelelim. Alfa ile beta arasındaki bağlantıyı bulalım şimdi. AB, AD'ye eşitlenmiş. Biraz onları kalın yapayım. Görmek açısından. AB, AD'ye eşit. Tamam. Başka? Bir de bize ne demiş? EB ile de EC eşit demiş. Tamam bunu da gösterelim. O zaman arkadaşlar biraz bu sorular böyle. Bu sorular değil mi? Ezberci yaklaşmayalım. Biraz iç içe geçen ikizkenarlarda kenarlarda ben iki iç bir dışı bir denerim. Çünkü bilinmeyen de zaten hiç açı yok. O zaman şöyle bir teta desem. Alfa artı teta'dan D açısı alfa artı teta olur. Doğru mu? Sonra ikizkenar kenar üçgenden kırmızı üçgende EBC de teta olur arkadaşlar. Haliyle beta artı teta ikiz kenar siyah üçgen alfa artı teta'ya eşit olur. Tetalar gider beta eşittir alfa gelir arkadaşlar. Zaten bizden aralarındaki bağıntıyı istiyordu. Gelelim üçüncü soruya. X nedir diye sorulmuş. 6 var. E, A ve C, D eşit. Hatırlıyor musunuz? Şöyle merdivenli soruları nasıl yapıyorduk? Dik üçgene tamamlıyorduk değil mi? İşte bak yine böyle dik üçgene tamamlayacağım. CB ve şöyle E, birleştireceğim. O zaman dikdörtgenden D, C ile E, P birbirine eşit olur. PC de arkadaşlar 6 olur. Şöyle bir durum çıktı fark ettiniz mi? Ee, burada arkadaşlar bakın EP ve EA birbirine eşit. O zaman dik üçgen olduğu için şurası da 90 derece sonuçta. Burasına Y diyelim. Buraya Y diyelim. Hipotenüs zaten eşit. O zaman demek ki 16 ise böylece PB de 16 olmalı. X eşittir 10 olur. Hipotenüsleri aynı olan, bir dik kenarları da aynı olan iki dik üçgen dolayısıyla birbirine eşit üçgenler demektir. Hatta bu aslında bir deltoid şekli arkadaşlar. Aynı zamanda açı ortaydan da hatırlarsak açı ortayın kollarına inen dikler birbirine eşit olur arkadaşlar. Olay bu. Şimdi dördüncü soruya gelelim. Alan DBC nedir denmiş ve 45 derece vermiş DH ile DH. Güzel bir soru bence. Zor değil ama çok temel dümdüz bir yorum yapacağız. Hatta ÖSYM'de de buna benzer böyle eski adıyla YGS, yeni adıyla TYT olan bir sınavda sormuştu bu tarz bir soru. Sadece onun etrafında şöyle bir dik üçgen şey çember vardı. Dikten dik indi yan uzatmayalım öklit. Haliyle arkadaşlar DH'a A dersek BH'a da A deriz. Şuraya da B diyelim. Ben sorularda arkadaşlar H kare eşittir PK'yı umursamıyorum. Ben şunu umursuyorum. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Biraz daha buna odaklanmalıyız. Yani önce hocam A H'ı buluruz sonra 6'yı buluruz onları boş ver. Sen odaklan buraya. 36 eşittir A çarpı A artı B değil mi öklitten dolayı? Haliyle taralı üçgenin bir alanına bak bakalım o neye eşit? A çarpı çarpı A artı B bölü 2'ye eşit. Zaten A çarpı A artı B'yi öklitten 36 bulduk. Cevap 18 geldi arkadaşlar. Gelelim şimdi 5. soruya. Burada E, A, E, D 90 derece verilmiş. 30 derece var. Acaba 30, 60, 90 yapabilir miyiz? Şimdi sorular bazen birbirine benzer. Bakın 3. soru tarzıyla 5. soru tarzı birbirine biraz benziyor. Ancak ben soruyu normal, standart bir yorumla yapacağım diğer soruya benzemesine rağmen onunla alakalı olmayacak. Şöyle arkadaşlar CD'yi uzatıyorum. Tamam mı? P olsun. DP EA'ya paralel ya. Haliyle buradan yorum yapabilirim aslında. 30 60 90 üçgen olur. A açısı da 60 derece olur yöndeş açı. Şimdi dikkat. Orada biraz da küçülterek kalemimin kalınlığını şöyle bir tabana dikindireyim. Sonuçta dik yamuk gibi olan sorular aslında bizim için dik üçgen sorularıdır. Kök 3 olur. 60'ın karşısı kök 30'un karşısı 1'dir. AT 1 olur. AP de 2 olur. Bak bu bir dikdörtgen oldu gördünüz mü? Haliyle arkadaşlar EA 7 AT'yi 1 bulduk. ET'ye 6 kaldı. Buradan PD de 6 oldu. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı da 5 oldu arkadaşlar. Bizden nereyi istiyordu dur bakayım soru. BC'yi. 60'ın karşısı da 5 köküç olur. Buradan da bu soruyu böyle güzel bir şekilde halletmiş oluruz. Sayfaya geçelim şimdi. Burada arkadaşlar bakın şu şekli kenarda çizdim. Menelaus'u yapacağız. Ee, yalnız soru böyle biraz gıcık bir sorudur. LC'yi bulmak hemen çok aşırı derecede kolay olmayacak. Ee, bir uğraşın lütfen uğraşmamış olan arkadaşlarımız. Bu testlerde ben düzgünce uğraşmanızı beklerim. Bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü... Geometride öyle bakarak öğrenilmez arkadaşlar, uğraşıp çözüp anlamayıp öğretmene sorup bir daha çözüp sonra böyle sonra sonra sürekli bir kısır döngü değil aslında faydalı bir döngü bu. Bu faydalı döngünün içinde öğrenilir arkadaşlar. Buna göre şimdi e, oran olan noktalardan paralel çekilir. Burada tabi oran olan noktalar bir sürü L var, D var, E var. Şu üçü kullanmak adına 3'e paralel bir doğru çizeceğim. Bakın sorularda. Ben sizin bizden daha zeki ve kafanızın daha iyi bastığını düşünüyorum aslında ama pratik yapma eksikliğinden bazen de biraz böyle işte gençlik ateşiyle arkadaşlar biraz düşünme geri planda kalabiliyor. Şimdi BK bir tek 3'ü bildiğimiz için BK'ya paralel olacak şekilde ve oran olan noktalardan çekecek şekilde. E'den çekerim. ET paralel. Yeter mi? Yetmez. Çünkü FB'nin BT oranını bilmiyorum. Bir de bu soruda sorunun zorluğu işte ikinci bir doğru da gerekiyor. Şöyle bir RD doğrusunu da çektim. Dikkat. AT RT'ye eşittir. Neden? Karşılıklı oranları aynı AED'ye e, eşit olduğu için. Sonra arkadaşlar karşılıklı oranları aynı olmalı. 2 birim 1 bir birim. O zaman 2 birim demek ki BR de aynı böyle çizgi olacak. Birbirine eşit geldi. Sonra arkadaşlar karşılıklı oranları aynı olduğu için L orta nokta ise B de orta nokta. Demek ki aslında buradaki F, B, B, R, R, T, T, A birbirine eşit geldi. Haliyle orta tabandan şuraya bir sürü harf var arkadaşlar. Y diyeceğim artık harf kalmadı. R'ye 6 olur değil mi? 1'e 2. 1'e 3'ten dolayı 9 olur arkadaşlar T, E de. Şimdi aynı merdiveni şurada yapalım. T, E 9 orta tabandan dolayı 18 olması lazım. 12 kalır YD'ye. 1'e 3 benzerlik oranından dolayı 27 olacak arkadaşlar. Şu BC. Bir de dikkat 12 olduğu için orta taban olan de 6 olur. Demek ki buradan 18'miş LC uzunluğu arkadaşlar. Biraz gıcık bir soru ama olayı anca hallettik. Gelelim şimdi 7. soruya. Yine güzel bir soru. Hoşuma giden sorulardan biri. IG verilmiş aman paralel falan değil sakın paralel olduğunu düşünmeyin. Soru tabii ki çıkar paralel o ayrı bir şey ama şu an öyle bir durum yok. Şimdi ABC bir üçgen I açıortayların kesim noktası. G de ağırlık merkezi. A, I, N... ne demiş? A, I, N ile A, G, kendi doğrusal. I, G, A, D, oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada gayet güzel bir yorum yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi lütfen bu soruları sizde uğraşın arkadaşlar. Çok iyi sorular çünkü yorum olarak. Şimdi bir kere madem açı ortayların kesim noktası B'yi bir birleştirelim. Bunun bize katkısı ne olur? BN'nin AB'ye oranı 2 bölü 3 olduğu için şöyle nye 2A dersek A'ı da 3A olur arkadaşlar. Sonra ağırlık merkezi de kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. Bir de Tabii ki AD bir kenar ortaya olduğu için DC de 3'tür. Şimdi paralellik olmadığı için normal alanlar oranı, tabanlar oranı yapacağız arkadaşlar. Şöyle NG'yi birleştiriyorum. Buraya 2 hatta kesirlerle uğraşmayalım. Şöyle 4 S diyeyim. O zaman AIG de 6 S olur. Neden? Alanlar oranı 2 bölü 3 çünkü. Sonra şöyle ANG'ye dikkat edin lütfen. 2B'ye 10S B'ye arkadaşlar 5S olacak. Şimdi toplam olarak o zaman biz I, N, kaç S bulmuş olduk? 9S bulmuş olduk. Devam edelim o zaman. Buranın toplam alanı arkadaşlar 15S. Haliyle alanlar oranı, tabanlar oranı 1 bölü 3. Demek ki ADC'de 15'in 3 katı olur. 45S gelir. Zaten bizden 9S'in 45S'e oranı isteniyor. Cevap 1 bölü 5 oldu. Burada ben size ikinci bir yol daha göstermek istiyorum şu alanla ilgili arkadaşlar. sinüs alan formülünü de bence kullanalım. Böylece şu doğruyu çekmeden de olayı halledebileceğimizi görelim bu soruluk. Şimdi şöyle bir alfa dersem. 3A çarpı 2B'ye 6S derim. 5A çarpı 3B'ye de 15S derim. Bakın AN ile AD'ye de arkadaşlar alfa açısına sahip. AI ile AG açısı da alfa açısına sahip. Dolayısıyla burada alanlar oranı sinüsten dolayı kenarlar çarpımının oranına eşittir. Birine 6S birine 15S dememin sebebi o. Tüm alan 15S ise geriye hakikaten ne kalıyor bakın 9S. Yine 15S olduğu için 3 katı 45S. Bence buradan da görülmeli. Evet devam edelim şimdi kaldığımız yerden. ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir. Şurası 6 gibi çıkmış. Orası G arkadaşlar. E, G ağırlık merkezidir. EN4 birim verilmiş. AC nedir diye soruluyor. Ağırlık merkeziyle paralelliğin şöyle bir ilişkisi var arkadaşlar. Paraleli çektiğimiz zaman şu şekilde 2K'ya K diye böldüğü için karşılıklı oranların aynı olduğunu kullanacağız. Buna dikkat etmemiz lazım. Çok basit ama önemli bir bilgi bizim için. Şimdi buna göre arkadaşlar bakıyorum. Bir kere yine işte buradaki ağırlık merkezinden dolayı kenar ortayı 2'ye 1 oranında böldüğü için karşılıklı oranlar aynıdır deyip burada B, D, D, C'nin 2 katı diyoruz. Sonra da arkadaşlar hemen eşitlikten dolayı B, N'ye 7, A diyorum. Şimdi açı ortay E, D'ye X diyeyim. X'in 2A'ya oranı, 4'ün A'ya oranına eşit. Demek ki X buradan 8'miş. Sonunda... Küçük parçanın tamamına oranı 2A'nın, 3A'ya oranı 8 bölü AC olacak. AC'de buradan 12 gelmiş oldu. Evet, 9. soru. BF'yi 4 vermiş. BC 8, pardon 5. Ve CD'de 3. Bizden AF'yi istiyor. Şimdi ilk önce açı ortaydan dolayı şöyle bir k'ya 2k'yı görmeliyiz. Bu birincisi. Sonra Menelaus'tan dolayı arkadaşlar. Menelaus bir kuralını bilmek zorunda değilsiniz. Burada önemli olan şu. Oranlar olduğu zaman bazen paralel çekmeliyiz. Nereden? Mesela bakın kelebek oluşturacak şekilde bir paralel çekilebilir. Gördünüz mü? Böylece k'nın 2 kya oranı şöyle bir ft dersek ft de 3 bölü 2 olur. cd'ye oranı 1 bölü 2 olması için. Şu c alt değil bunu sileyim. Bundan sonra o zaman 3 bölü 2'nin 5'e oranı x'in x artı 4 oranı. Hangi üçgende benzerlik yaptım? Bakın bu üçgende arkadaşlar görüyor musunuz? Bu üçgende tabanların oranı x'in x artı 4'e oranına eşittir. x buradan arkadaşlar 12 bölü 7 geliyor. Bu şekilde bunu da halletmiş oluyoruz. Gelelim 10. soruya. 10. soruda iç açı ortayların kesim noktası demiş. Şöyle. O zaman burası da böyle 35-35 olur. Diğeri de dış açı ortayların kesim noktasıymış. O zaman AK gördüğünüz gibi bir dış açı ortay olacaktır. Şimdi K, 2K diyelim. Soruda verilen bilgiye göre PKAP'nin AP'nin iki katı. Şimdi ne söyleyebilirim? Hipotenüs oldu. Fark ettiniz mi bilmiyorum pk. Çünkü şuraya x x dersen buraya y y dersen 2x artı 2y 180 x artı y 90 derece. O zaman hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgenidir. 60 derece olduğu için burada arkadaşlar İki iç bir dış gereği Y kaç derece olacak? 25 derece olacak. Hangi üçgende 2 iç bir dış yaptım? A, B, P üçgeninde. Şimdi artık normal A, B, E üçgeninde iç açılar toplamı 25. E, burası da 70 olduğu için 95. Geriye arkadaşlar 85 derece kaldı. İlk iki sayfayı hallettim. Şimdi devamındaki arkadaşlar... Kalan 10 soruyu da diğer videoda yapayım. Burayı artık böyle bir yapmış olalım. Hem siz de bir dinlenin. Devamında diğer 10 soruyu artık yapıp bitireceğiz.